İnsanlar da bunu bilsinler. Marjinallik sizce neydi marjinal? Hani benim gibi böyle aksesuarları takmak, böyle bol şeyler falan, bu mu marjinal? Haklı olmak. Aynen. Bakın, çizgi dışı. Bu fazla hani takılar bilmem ne, bu marjinallik değil. Bakın marjinallik bu. Evet. Anladınız mı? Bugün kendilerine bir Şimdi burada gözünüze çarpan bir şey var mı? Hayır. Hayır. Marjinallikte tek bir nokta vardır. Bu adam hayatı boyunca hep böyle kostümlerin altından farklı ayakkabı, göze batan ayakkabılar giyiyorsa bu adam marjinal zevke sahip birisi. Anladınız mı? Marjinallik böyledir. Tek bir nokta. Bu değişik absürt duvar saatleri olabilir. Alo, desene bir kim arıyor bakalım. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bu evlilik teklifinde gerçekten açtı bu arada. Ben bu evlilik teklifinde adamın ne elindeki yüzeye bakıyorum, ne başka bir şey, ne de Bestem Sun'un tepkilerine bakıyorum. Sadece ve sadece beyefendinin ayakkabılarına kilitlenmiş durumdayım. Evet, evet. Ya böyle gözümü alıyor o kadar. Bir ama de güzel. Güzel mi? Yani evet. Amaç o mu böyle, bir ayakkabılarımıza bakın mı demişler. Zaten adamın zevki, yani moda anlayışı marjinalite, marjinal adam. Onun için seviyor böyle bir şey. Şimdi şu ayakkabıyı yanındaki erkeğe verseniz hayatta ayağına koymaz. Evet. Çünkü o yok onun zevkinde. Öyle bir şey yok. O klasik giyiniyor. Böyle bir zevk. Bu adam seviyor, evet. Tebrik ediyorum. Ya da öyle özel bir geceye işte aynen, öyle bir şey yapalım aynen, ki bir dikkat mesela çekelim diye. Mesela bu kızın gece kıyafeti Arabiye giymiş. Ama bunun altına öyle bir absürt ayakkabı giymiş ki bu absürt yani. Tasarım dışı bu. Yani tasarım özel. Onun için burada bu marjinal hale gelmiş kız. Anladınız? Peki yarışmacılarla devam edelim. Getirelim evet, başka kim vardı? Büşra. Büşra. Ay Büşra. Büşra'yı Büşra çok beğendim. Mi? Hele fuşya ayakkabıları tercih çok etmesi. Güzel. Keşke bilek şunları olmasaydı. Fuşya çok güzel olmuş. Güzel rujunu olmuş da öyle alsaydı. Ruj. Evet çok şirin olacaktı. Bir de hem fuşya hem siyah olup da bu kadar sert bir sarı saç hoş değil. Toplasaydı belki daha mı iyi olur? Belki bir evet, çok göz önünde bir sarı. Hiç ben orayı beğenmedim ama kıyafeti falan, sesi zaten çok hoşuma gitti. Evet, çok evet güzel, durumu çok güzel söylüyor. Durumu depresan. Çok iyi. Evet. Ve bu aralar sosyal medyada hatta bazı diş hekimleri arasında Büşra'nın dişleri modaymış. İnsanlar öyle gidip mi? Büşra Pekin dişleri diye dişçiye gidiyorlarmış. Allah. Doğal bu arada. Evet çok güzel. Evet, çok, benim çok hoşuma gitti ama dediğim gibi sadece saçlar ve şu kötü olmuş. Onun dışında çok ama güzel. Ayakkabılar çok güzel. Diğer yarışmacılardan bakalım kim gelecek. Of, çok güzel. Ay peri kızı. Evet ya bu kıza da sana hasım. Şöyle ay, söyleyeyim. Ama Ayça'yı görünce var artık benim aklıma direkt Murat Boz geliyor. Murat Boz geliyor değil mi? Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Peri kızı. O gün çekimlere giden ulaştırmadaki arkadaşlardan tut da kameraman arkadaşlara kadar herkes bir Ayça'dır gidiyor. Ayça o kadar güzel, o kadar güzel ki çok, anlata anlata bitiremiyorlar çok, öyle söyleyelim ben, sana. Ben çok beğeniyorum. En son Türkiye Güzel hani Murat Boz'un hayran olduğu kadar var. Evet. Gözlerini ayıramadı zaten. Evet. Aynen Türkiye yani, Güzellik Yarışması'na katılsın oyunculuğa bir tabii, şey tabii, verip her rahat şey kazanır. Doğal. 40 yıllık sanatçıları çıkarttınız. Hepsi evet, demode, demode evet, ne aptal aptal giyinişler. Şu kıza bakar mısın? Ev su gibi. Evet. Şu kız. Ama o demin kızda hani giyinen. İlk baştaki Aslan kız Aslan mesela bak. Ama Muammer kızda ne gerek? Malzeme güzel. Evet. Yani. İşte o zaman ne oluyor öbürleri çirkin. Kendileri süslemek için onları dolduruyorlar bunları dolduruyoruz falan ay, gibi. Ay şimdi bir gün dedi ona gelmiyor mu? Malzeme ay, güzel. Çirkin de evet, evet. Ama bu ekstra güzel yani. Ya güzelin ekstrası evet, diye bir şey olmaz. Güzel güzeldir Muammer'cim, abi. Muammer'cim gençlik güzel ve tazelik. Bak. Bak mesela bir yüzük, bir bileklik, güzel, olay bitmiş abi işte bu yani. Evet, evet. Biz 2023'ten magazinciler olarak bu aşkın başlamasını bekliyoruz. Bekliyoruz. Kendini heba ettirme güzel kızım. Neyse buyurun. Evet devam edelim. Melis Sezen. Melis'i çok seviyorum. Tam reklamların kızıdır da. Hı hı. Cıvıl cıvıl deli bir kız. Evet. Fakat üzerindeki bu absürtlük ne abi ya? Aa, o, bana Banu Alkan'ı hatırlattı. Bak değil bu sefer mi? Banu Alkan. Banu bile yemin ediyorum ver şu elbiseyi bedava ver. Bedava şeyleri Banu çok sever. Bunu asla asla Banu bile giymez bu elbiseyi. Çok kötü ya. Takısı takısı, fuşyası, eteğinin böyle arkada bir de böyle ejderha sırtı gibi böyle bir saçma sapan bir kuyruk bırakmışlar. Kızı berbat etmişler. Canım güzel kız. Ay ben çok ay bu modacı bilmiyorum yaptıysa bunu bu işi derhal bırak çocuğum ya da kızım kimsen ya.
Yapmayın Allah aşkına. Beğenmedi. On para etmez. Devam edelim. Şovu çok iyiydi bu arada. Evet. Şovu ya sahaneydi. Kız mükemmel ya. Ay çok hoş bir kız. Evet, Hazal. Hazal. Subaşı. Evet. Hazal Subaşı. Hazal Subaşı. Şu olmayacaktı abi burada. Ya da bu çiçeği ama buraya yapıyorsan adam gibi değişik. Çiçek o yap. Olmazsa hani manda şeye, göle şey yapmış ya onun gibi duruyor. Ha, anladım ne maya demek? Çalmış gibi diyorsun. Ay manda hani. Hayır canım ne mayası. Aynen. Bugün çok da... Göle diyor sandım ama göle diyorsun sandım. Ay, duymadım. Hani bir yere bir şey söyleyeyim dedim. Tamam hani deme deme. Söylemek istemedim. Deme tamam. Heh, yani şu burada bu elbisede fazla. Çünkü arada metal çıkıntılar yapmış. Bu yeterliydi. Niye bizim o güzel kızımız gibi olmuyorlar bunlar? Deminki kızımız neydi? Hani derin dekolteli. Evet. Ayça mıydı? Ayça. Yani herkesin sen de bir Ayça var. Kadar hoş bir kızsın. Orada evet. O çiçeğin ne işi var be kızım? Allah'ım yarabbim. Peki güzel. Şimdi şıklar rüküşlerin ardından yaptığı şovla herkesi ekrana kilitleyen. Valla çok hayranlıkla izledim. Çok iyiydi şovu. Edis'in şovu vardı sevgili izleyiciler. Edis ve şov. Ve izleyelim. Edis'e... Tek kelimeyle Edis için şapka tek kelimeyle çıkarıyoruz. Gerçekten muhteşem bir çok güzel. Evet. Böyle yurt dışında böyle bir şov izliyor gibi. Kesinlikle. Değil mi? Aynen öyle. Edis yani şey ya Tarkan gibi çok özverili bir çocuk. Bu işe aşık bir çocuk olduğu için bu başarıyı sağlıyor. Evet. Hani sesinin veya giyinmesinin güzelliğinden mi? Değil ya. Bizim halkımız her şeyi o kadar güzel algılıyor ki. Niye bu program bu kadar çok seyrediliyor, bu kadar magazin programları var? Çünkü sizin auranızda halk algılıyor. Ha kızlarım çıktı, kızlarım çıktı kızlar. Falan diye. Öbürlerinde hiç öyle bir şey yok. Yani bu ışık sizde de var kızlar. Sizi tebrik ediyorum. Edis'te kesinlikle bir ışık var. Onu var. İnanılmaz ışıklar. Bir de biraz evvel dedin ya işte Tarkan'ın sesi çok evet. Güzel. Ne giydiğinin önemi yok. Evet. Aslında bu bir formül. Yani evet. Ne giydiğinin, ne şov yaptığının, sesinin ve repertuarının hepsinin ayrı ayrı önemi var. Sen kesinlikle. Sahneye çıkınca bu dört taneden hangi tuşa ne zaman basacağını bileceksin. Doğru. Dördünü de şimdi o sesteki gecede toplamış. Havalı bir kıyafet, ses iyi, repertuar çok iyi. Iyi ve çok iyi. Bu şov yani yok, çok uzun güzel. Zamandan koreograf bir falan izlemedim. Kim hazırladıysa hepsi çok iyi yani. Bugün ellerine kollarına beyinlerine sağlık. Yılbaşı ekranının yıldızı Super Bowl şovlarının kurgusunu anımsatan bir gösteri gerçekleştiren Edis'ti. Kesinlikle. Evet. Beğendim. Şovu aynen, sadece aynen. Stüdyonun sınırları içine hapsetmemiş olmasına bayıldım diyor. Yani bir stüdyonun dışında bir çekim var, bir şov var. Çok o doğru. Şovu da stüdyoya öyle güzel bağlamış ki o helikopter sesiyle tabii, falan. Tabii o ışıklar müthiş. Helikopter sanki sesinin öyle titreşimini veriyor. Gibi. O vallahi, öyle bir güzel. Valla şov arkada 8 dansçının dans etmesi değil artık. Değil tabii canım. O dönemler bitti. Hayır hayır çok haklısın. Ya da maya öyle iç çamaşırıyla yok. Sahneye çıkmak da değil. Evet. Değil. Püsküller müsküller falan o başka yani. Bir şey. Aferin evet. Çocuğum. Evet. Ortalığı kasıp kavuran bir de düet vardı. Sosyal medyayı öyle ki, salladı. Sosyal medyayı salladı. Yıldız Tilbe ile Köf. Ben söylemeyi Köf. Öğreneceğim. Köf ve Yıldız Tilbe. Artık o sesteki düetten sonra diyorlar ki bir araya gelecekler ve yeni bir proje imza atacaklar. İzleyelim. Nasıl buldun Muammer? Çok güzel. Bayağı daldın gittin sen evet. Yalnız evet. Var çok ya. Çok güzel ve çok acayip güzel. Böyle yakın çok sesler. Çok uyuşmuşlar değil mi? Evet evet. Ve... Tilbe'nin bir oktav gibi de hani farklılığından sesinin yukarıda olması ayrı bir keyif katmış. Evet. Ve evet. İyi oldular ve zaten. Evet. Hiç çalışmamışlardı. Evet. Çünkü Yıldız Tilbe öyle rahatlıkta bir insan. Aynen öyle. Yani aynen öyle. İnanılmaz güzel okumuş ve çok beraber güzel. Bir şey yapmasını herkes bekliyor. Kampanyalar falan bir, başladı biliyorsunuz. Evet evet. Bir şarkıdan dolayı ya da bir performanstan dolayı bir insanın TT olması ne kadar güzel evet. Bir şey. Genelde rezil olup TT olanlar var da şimdi değil onları mi? Düşünüyorum. Ama bunlar başarılarından ve yaptığı etkiden dolayı TT oluyor.